Meltem ekranlarından iyi akşamlar sayın seyirciler. Bugün pek çok gelişmenin yankısını sizlerle beraber değerlendireceğiz ve yine dünyada olup bitenleri sizlere aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Meltem Ana Haber'de şimdilik başlıklar diyoruz. Demokratikleşme paketinde unutulan Alevi kesim Cumhuriyet'in kuruluşunda hangi tarihi rol üstlendi? Profesör Doktor Haydarbaş Atatürk'ün Alevilere verdiği değeri yazdı. Andımız haftaya kalkıyor. Milli Eğitim Bakanı Avcı yönetmelik değişikliği yapacağız dedi. Bakan Çelik çocuklar Türk'üm demek zorunda mı diye sordu. Kritik Türklük analizi. Andımızın kaldırılmasına BTP lideri Profesör Doktor Baş'tan tepki. Kılıçdaroğlu'ndan eleştiriler. Hükümetin Suriye politikasına ve yeni açılım paketine tepki gösterdi. Myanmar'da Budist vahşeti. Arakan'da Müslüman köyleri yakılıp yıkıldı. 200 ölü. Elektrik faturaları nasıl şişiyor? Enerji Bakanı Taner Yıldız vergiler ve diğer masrafları sıraladı. Rusya'ya milli ekonomi modeli dalgası. Milli ekonomi modeli uygulandı, ekonomi zirve yaptı. Gurbetçi Türkler ülkedeki değişimi anlattı. Enflasyon rakamları açıklandı. Eylül'de TÜFE %0.77, ÜFE %0.88 oranında arttı. Yıllık TÜFE %7.88'e yükseldi. Ayrıntılar şimdi. Meltem Ana Haber'e önemli bir analizle başlıyoruz. Açıkladığı paketle azınlıklara pek çok haklar sunan Başbakan Erdoğan, Alevilerin isteklerine hiç değinmedi. Bu noktada Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesinde çarpıcı bir yazı kaleme aldı. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Alevilere bakış açısını kaleme alan Baş, azınlıklardan önce aynı dine mensup olduğumuz Alevilere haklar tanınmalıydı ifadesini kullandı. Türk siyaseti Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Atatürk'ün döneminde milletten güç alır, onun rızası istikametinde hizmetlerde bulunurdu. Bu zihniyet Türk'ü, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Boşnağı, Alevi'yi, Sünni'yi ayırmamış, İslam hamuruyla oluşan Türk şemsiyesi altında milleti bir etmiştir. Günümüzde ise Türklük ve onu bir yapan İslam harcı devre dışı bırakılmaktadır. Açıklanan demokratikleşme paketinde de bunun örneğini görüyoruz. Azınlıklara hak tanıyan paket milyonlarca Alevi vatandaşımızın hevesini kursa bırakmıştır. Oysa Atatürk bağımsızlık mücadelesine çıktığı ilk andan itibaren sadece Müslüman milletinden medet ummuş ve onları dikkate almıştır. Açılan ilk mecliste 115 kişiden oluşan vekillerin 21 üyesi sarıklıydı. Atatürk 1 Mayıs 1920'de mecliste yaptığı konuşmada İslam dininin etrafında birleşilmesi hakkında şunları ifade etmiştir. Burada maksat olan ve meclisimizdeki zevat yalnız Türk değildir, yalnız Çerkez değildir, yalnız Kürt değildir, yalnız Laz değildir. Fakat hepsinden oluşmuş anasırı İslamiyedir. Henüz başarının tam elde edilemediği bu dönemde Doğu ve Güneydoğu'da İngilizlerin kışkırtmalarıyla çıkan ayaklanmaları önlemek için Anadolu halkını anasırı İslam ve unsuru İslam olarak adlandırmıştır. Bu ifadeler Anadolu'nun biri birinden ayrılmaya çalışılan etnik çeşitliliğini İslam'la birleştirmektir. Ne mutlu Türk'üm diyene sözü de bunun içindir. Milli mücadelenin kazanılmasında Alevi kardeşlerimizin ayrı bir yeri vardır. Zira Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelleri Hacı Bektaş Veli Dergahı'nda Postnişin Cemalettin Çelebi Efendi ile Mustafa Kemal arasında 3 gün süren özel görüşmelerden sonra atılmıştır. Mustafa Kemal Paşa 26 Haziran 1919'da Tokat'a geldiğinde buradan Konya'daki 2. Ordu Müfettişliğine telgrafla şunları bildirmiştir. Tokat ve havalisinin İslam nüfusunun %80'ini ve Amasya havalisinin de mühim bir kısmını Alevi mezhebinden olanlar teşkil ediyorlar ve Kırşehir'deki Baba Efendi Hazretlerine fevkalade bağlı bulunuyorlar. Vatanın ve milli istiklalin bugünkü tehlikesini bilfiil görmekteler. Söz sahibi ve emniyetli bazı zevatı görüştürerek kendilerince muvafık görülecek müdafaa-i hukuku milliye ve reddi ilhak cemiyetlerini takviye edecek surette birkaç mektup yazdırılarak bu havalideki Alevi nüfuzlarını dağıtmak üzere Sivas'a gönderilmesini pek faydalı telakki ediyorum. Bugün Allah'a vuslat yolunda kullandıkları cemevlerini ibadethane olarak dahi kabul ettiremeyen Alevi kardeşlerimiz bu vatanın müdafasında aktif rol oynamışlardır. Onlar gerekirse yine aynı milli duruşu gösterecek vatanperverlerdir. Bu sebeple azınlıklara hak adı altında sunulan ayrıcalıklar öncelikle aynı dine mensup olduğumuz Alevilere tanınmalıydı. Bu millet kendi bağımsızlığını korumak mecburiyetine yine düşerse onun yanında Sünni, Alevi, Bektaşi, Caferi, Müslüman
insanlığın bütün unsurları olacaktır. Bunun dışında görüş sahibi olmak büyük bir gaflettir. Profesör Doktor Haydar Baş. Andımız haftaya kalkıyor. Milli Eğitim Bakanı Avcı, yönetmelik değişikliği yapacağız dedi. Bakan Çelik, çocuklar Türk'üm demek zorunda mı diye sordu. Başbakan Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı ve demokratikleşme adı verilen paketin ilk kurbanı andımız oldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ilkokullarda andımızın okunmasının bir hafta içinde kaldırılacağını söyledi. Andımızın kaldırılması toplumun farklı kesimlerinden de yine farklı tepkiler alırken, iktidardan ilginç savunmalar geliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Çocuklar her sabah Türk'üm demek zorunda mı?" dedi. "80 yıllık gelenek andımız, demokratikleşme paketi kurbanı oldu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, ilkokullarda andımızın okunmasının bir hafta içinde kaldırılacağını söyledi. Zaten biliyorsunuz daha önce ortaokullardan bu uygulama kaldırılmıştı. Dolayısıyla arkadaşlarımızın bu konuda zaten bir hazırlığı var. Zannediyorum bir hafta içerisinde konuyla ilgili yönetmelik değişikliği gerçekleşmiş olur." Nabi Avcı, özel okullarda farklı dil ve lehçelerde eğitimle ilgili olarak da ders kitapları için zamana ihtiyacımız var. Farklı dil ve lehçelerde eğitim önümüzdeki seneye yapılabilecek diye konuştu. Andımızın kaldırılması toplumun farklı kesimlerinden tepki alırken iktidardan ilginç savunmalar geliyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, "Çocuklar her sabah Türk'üm demek zorunda mı?" dedi. "Şimdi bir Türk çocuğu her sabah yemin ederim ki, Allah'a kasem ederim ki ben Türk'üm demek zorunda mı? Demezse Türklüğüne bir zarar gelir mi? Her sabah kalkıp aynanın karşısına hanginiz geçiyorsa, vallahi billahi Müslümanım, ben doğruyum, üstelik çalışkan bir Müslümanım demediğiniz zaman Müslümanlığınıza zarar geliyor mu?" Kritik Türklük analizi. Andımızın kaldırılmasına BTP lideri Profesör Doktor Baş'tan tepki. Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı pakette Alevilere hak tanınmamasına köşe yazısında tepki gösteren Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, andımızın tepkisini ise canlı yayında ifade etti. Andımızdaki Türklük ifadesinin ne anlama geldiğini tarihi boyutuyla ortaya koyan BTP Genel Başkanı, hükümetten andımızı hangi mantıkla kaldırdığını açıklamasını istedi. "İlkokullardaki öğrenci andı uygulamasını kaldırıyoruz." Başbakan Erdoğan'ın açıkladığı pakete göre andımız artık okullarda okutulmayacak. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Başbakan Erdoğan'a hangi gerekçeyle andımızı kaldırıyorsunuz diye sordu. "Türk milletini benliğiyle buluşturan andımız konusu. Türk'üm, doğruyum, efendim, çalışkanım. Yasam küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak." Böyle devam ediyor. Yani Türk milletinin örfüyle insanı barıştıran, geleneğiyle buluşturan bir söz. Çocukluktan beri kulağına, kalbine giriyor. Şimdi bu anda baktığınız zaman burada insanı yoldan çıkartacak, vatana, millete, devlete karşı getirecek, kendisiyle çelişki haline sokacak hiçbir unsur yok. Adam diyor ki ben bunu kaldırdım. Ya ne gerekçeyle bunu kaldırıyorsun? Şimdi açılım. Sen başkasına hak veriyorsun. Türk milletinin asıl hakkını elinden alıyorsun. Sen nasıl bir açılım bu? Andımızın başlangıç kelimesi olan Türk'üm ifadesi hangi anlamda kullanılıyor? Bu ifadeyi anlayabilmek için Profesör Doktor Haydar Baş 800 yıl öncesinden günümüze uzanan bir gerçeği hatırlattı. Andımızda Türk kelimesi alelade bir etnik unsur değildir. Bu andımızı Hacı Bektaşi Veli'nin 1250'li yıllardan itibaren Anadolu'daki yaptığı faaliyetle buluşturup önümüze korsak bunun manasını çok daha iyi anlarız. Hacı Bektaşi Veli ne yapmıştır? Anadolu topraklarına geldiği zaman Türkmen Türklerini, Keldanileri, Gezdanileri, Süryanileri, hatta Rumları, Ermenileri, Boşnakları, Arapları, Süryanisi ne varsa bütün bunları İslam medeniyetiyle buluşturdu, evvela Müslüman yaptı.
Müslüman olan bu bireyler dediler ya eğer Türktük Hacı Bektaş gibi olmaktansa biz de Türk'üz. Dolayısıyla Hacı Bektaş nasıl kendi şahsında Müslümanlıkla Türklüğü barıştırıp birleştirdiyse o günün şartlarında, o şartlarda, o coğrafyada yaşayan insanları da hem dinde hem de Türklükte beraber yaptı. Yani Türk'ün burada asıl ortaya çıkan yönü kültürüdür, maneviyatıdır, siyasetidir, yani dinidir. Şimdi biz Türk dediğimiz zaman bu kimliği hatırlıyoruz. Kürtlerin andımızdaki Türk'üm ifadesini kabul etmedenin bir yalandan ibaret olduğunu belirten BTP lideri, Kürt'ün de, Laz'ın da, Arap'ın da Türk şemsiyesi altında birleştiğine dikkat çekti. Hacı Bektaş-ı Veli buluşturdu, bir medeniyet kimliği, İslam medeniyet kimliğiyle bir araya getirdi. Bunlar şimdi bunu andımızı kaldırmakla darmadağın etme safhasına soktular. İnşallah aykırlar, bir dönüş yaparlar. Ne zararı var sana? Onu söyle bana. Yok Kürtler bunu algılayamadı. Yalan. Sen eğer bunu Kürt kardeşlerimize anlatmak istiyorsan Haydar Hoca'yı gönder oraya. Ben ikna edeyim onları. Yani buradaki Türk kelimesi aynı zamanda Kürttür. Laz'dır, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır, Süryani'dir, Keldani'dir. Yani Müslüman olan herkestir. Başkası değil. Sen nasıl bunu kaldırıyorsun? Andımızın kaldırılmasıyla Batı'nın soykırım iddiaları arasında nasıl bir bağlantı var? Profesör Doktor Haydarbaş bu soruya da çarpıcı bir yanıt verdi. Bu andımız işi çok basit gibi görülse de aslında Batı'nın Türkler soykırımcıdır dediği noktada budur. Niye? Biz Rum'unu, Ermenisini, Süryanisini, Keldanisini, Arap'ını, Kürt'ünü, Laz'ını, Çerkez'ini, Boşnağ'ını, İslam siyaseti, İslam medeniyeti, İslam kültürü, maneviyatıyla beraber Türk yaptık. Bir bütün oldu. Bunlar bizi diyor, Türkleştirdi. Soykırım yaptılar. Buradaki soykırımın manası bu. Yani bizi aldı Rum iken Müslüman yaptı, Türk ettiler. Ermeniydik aldı Müslüman yaptı Türk ettiler. Çerkezlik Müslüman yaptı Türk ettiler. Batı bunu azmedemiyor. Sen bugün bilerek yahut da bilmeyerek Batı'ya çanak tutuyorsun. Yani topluma ayrıştırıyorsun. Tamam bunu yaptın. Ne olacak yarın? Kafa kaldırdı Rumlar. Kafa kaldırdı Ermeniler. Çerkezler. Zaten bu hangi şeydi Nevruz'da Apo öyle demedi mi? Siz de kafayı kaldırın hakkınızı alın. Neymiş bu hak? Parçalanmak. Yazıklar olsun. Evet sayın seyirciler bu değerlendirmelerin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündemine geçiyoruz. Kılıçdaroğlu bugün Gaziantep'teydi. Kentte çeşitli programlara katılan CHP lideri hükümetin Suriye politikasını ve açıklanan yeni açılım paketini değerlendirdi. Başkan bu Antep işi. Evet. Gaziantep'te incelemelerde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin Suriye politikasını eleştirdi. Türkiye'nin savaşın içinde olmasını istemiyoruz. Savaşın tarafı, kavganın tarafı olmasını istemiyoruz. Gidin Antep'teki sokakta gezen vatandaşıma sorun. Sen Suriye ile savaşmak istiyor musun? Hayır diyecektir. Şimdi Suriye bize savaş mı açacak? Böyle bir şey yok. İşi başından aşkın zaten. Orada iç savaş var. Sanki orayı bitirmiş bir de Türkiye'ye savaşacak, açacak. Biz de tezkereye evet diyeceğiz. Doğru değil arkadaşlar. Biz Suriye tezkeresine hayır diyeceğiz. Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan tarafından açıklanan paketi de değerlendirdi. Bir sefer paketin adını özür dileyerek söylüyorum. Demokratikleşme paketi demeyin. Neresi demokratikleşme? Neresi? Bu bir seçim paketi. Sonra demokrasi paketi denir mi? Birisi lütfedecek, halka demokrasi vaat edecek. Demokrasi bir uygarlık işaretidir, bir birikim işidir, bir kültür işidir.
kendi partisinde demokrasiyi getiremeyen insan ülkeye demokrasiyi getiremez. CHP lideri seçim sistemi konusunda da hükümeti eleştirdi. Ben A Partisi'ne oy veriyorum. Benim verdiğim oyla B Partisi milletvekili çıkarıyor. Ya böyle demokrasi mi olur? Kim getirdi bunu? 12 Eylül darbecileri getirdi. Kim savunuyor bunu? Sözde demokrasiyi savunanlar. Olmaz. Kılıçdaroğlu, Q, W ve X harflerinin alfabeye eklenmesi kararıyla ilgili olarak da ilginç ifadeler kullandı. Neymiş efendim? 3 tane harf geliyormuş alfabeye. W geliyormuş. Efendim, Q harfi geliyormuş. X harfi geliyormuş. Ya ben merak ediyorum ya. Bu başbakan tuvalete hiç gitmedi mi? Tuvaletlerin kapısında W yazar zaten. Var zaten kullanılıyor. Açıklanan maddeler tartışılmaya devam ediliyor. Acaba bu maddelerin aralamış oldukları kapı neydi? Veya bu maddelerde ifade edilen neydi? Halkımız bunu nasıl görmeli ve detayında altında yatan gerçekler neleri işaret ediyordu? Türkiye'ye ne getirecekti? Hayatımızdan ne götürecekti? Şimdi bu konuyu konuşmak üzere hukukçu yazar kimliğiyle Lütfullah Önder Ankara'dan bizlerle birlikte olacak olan isim. İyi akşamlar Sayın Önder. İyi akşamlar Sayın Karatay. Evet, sesinizi aldım. Sayın Önder, ben hemen soruma geçmek istiyorum. Burada liderlerin açıklamaları var, liderlerin yardımcılarının açıklamaları var. Özellikle ana dilde eğitimin getirilmesi denilerek pakette yer alan bir madde var. İsterseniz ondan başlayalım önce. Sonra da andımızın kaldırılmasına ilişkin değerlendirmenizi alalım. Bu hükümetin bu açılım sürecinde aslında baştan beri attığı adımlar Türkiye'yi tek vücut, tek bilek halinde olan milletiyle, hukukuyla, yönetim şekliyle, her türlü anlayışıyla tek vücut haline gelmiş olan bu milletin aslında parça parça hale gelmesini zemin hazırlayacak adımlar. Bu her alanda atılıyor. Örneğin devletin şekli tartışmaya alınıyor. Farklı etnik kimlikler öne çıkarılmaya çalışılıyor. Belediyelerin yetkileri çok daha genişletilerek buna zemin hazırlanıyor. Netice itibariyle bütün bu adımları, fotoğrafları yan yana koyup bir bütün halinde eğer okumaya çalışırsak, bütün bu adımlar tek vücut halinde olan, tek bilek halinde olan ve bir bütün halinde olan bu ülkeyi parçalayacak adımlara zemin hazırlıyor. Yani bunu başka türlü okumak mümkün değil. Bunu hükümet bilerek mi yapıyor, bilmeyerek mi yapıyor? Onu hükümete belki sormak lazım ama netice itibariyle adım adım gittiğimiz yer bu. Şimdi ana dilde eğitimin başlaması, bunu şimdilik özel okullarda diyorlar. Zaten özel okullar öyle bir noktaya geldi ki devlet okullarının sayısını yakında geçecek. Çok hızla özel okullar artıyor. Özel okulculuk teşvik ediliyor. Devlet okullarında sağlıklı bir eğitim maalesef verilemiyor. Bu nedenle insanlar biraz şartlarını zorlayıp imkan oluşturup özel okullara çocuklarını gönderiyor. Bu basit bir şey değil. Bu işte zaten hani zaman zaman programımıza bağlandığımız zaman da ifade ediyoruz. Bu işte tek dil örneğin. Dilin tek, eğitimin tek dilde yapılmasını siz ayırdığınız zaman, birden farklı dille eğitim yapmaya başladığınız zaman artık çocukları ta ilkokul çağından beri farklı olduğunu, farklı bir ırka mensup olduğunu, diğerleri ile beraber olmadığını, kendi dilini kullanması gerektiğini, kendi diliyle eğitim görmesi gerektiğini ve daha sonra da kendi diliyle yaşamasını, kendi diliyle hukukunu yazmasını, kendi diliyle işte romanını, sanatını, kültürünü, yani A'dan Z'ye farklı olduğunu okuldan başlayarak öğretmiş oluyorsunuz. Bu, daha doğrusu bu anlayışı vermiş oluyorsunuz. Devlet olarak bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu Türkiye'yi, yani biraz önce haberlerinizde izledim, Profesör Haydarbaş'ın Türklük kelimesi Hacı Bektaş Veli Hazretleri'nin 800 yıl önce çok aslında farklı olan anlayışı farklı, kültürü farklı, inancı farklı, yaşam tarzı farklı olan insanların bir araya getirip tek bilek yaptığı anlayışın adıdır Türk. Bunu anlattı. Yani bu allade bir
ırklardan biri değildir. Evet. Bu çok farklı olan insanların bir araya gelmesinin adıdır diye tarif etti. Çok hakikaten önemli bir tespit. İşte bugün yapılan nedir diye soracak olursak, bugün yapılan da Hacı Bektaş Veli'nin çok farklı olan insanları bir araya getirip birleştirmesinin tam zıttı yapılıyor. Aslında 800 yıldır tek millet haline gelmiş olan bu milletin bugün çok farklı milletlere bölünmesi, ayrılması ve daha sonra, çünkü aynı coğrafyada yaşıyoruz, bölündükten sonra da birbirimize düşmemiz çok kolay olacak. Evet. Bu tabii Batı'nın ekmeğine, bizi bölmek, parçalamak isteyen insanların ekmeğine yağ sürer. Bu ülkeye kesinlikle fayda getirmez. Evet, ben bir şey daha sormak istiyorum sizlere, hemen o malum konu. Andımız Türk, övün, çalış, güven diyerek başlıyor ve ardında daha gençliğe mesaj olabilecek, o genç dimağlara, akıllara mesaj olabilecek pek çok içeriği içinde barındırıyor. Yani hani dersiniz ya, bir insana işte 40 gün aynı şeyi söyle, o insan aynısı olur diye ifade ederler. Genel kanı budur. Ama şimdi andımızı her gün tekrar ediyoruz. Hiç yoktan bir gün bile olsa genç dimağlar bunu düşünecek. İlerleyen günlerde kendilerine örnek alacaklar ve bu şekilde Türk böyle olur diyerek bir örnek modelleri oluşacak. Şimdi bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi de bu ekranlardan çok sık dile getiriliyor. Eğitim sistemimizde hangi model, bir Türk genci hangi modelde olur, hangi şekilde olur veya hangi eğitim sürecini alır? Bunu biz hiç bilemedik Milli Eğitim Bakanlığı olarak. Maalesef böyle bir açık söz konusu ve bugüne sirayet ediyor. Şimdi andımız da kaldırıldı. İşte bu pencereden bakacak olursak olaya, andımızın kaldırılması bize neyi ifade eder? Hayatımızdan ne alır? Evet. Hani biraz önce bahsettiğimiz ana dilde eğitimde, hani çocuklar ta küçük yaştan itibaren farklı olduğunu, diğerinin sanki tahakkümü altına sokulmak istediği ve bundan kurtulmaya başladığının imajı, mesajı ta o yaşlardan beri verilmesi ne kadar yanlışsa, işte bunun zıttı pozisyonunda olan, aslında aidiyet duygusunu oluşturan, işte o birliği, bilinçaltına yerleştiren andımızı kaldırarak diğer yönde yapılan eğitimin önündeki engeller kalkmış olacak. Yani bilinç altındaki engeller kalkmış olacak. Yani bir taraftan Kürtçe siz örneğin ya da Lazca eğitim görürken, ben Lazım derken, Laz dilini kullanırken ya da Kürt dilini kullanırken, diğer taraftan Türk'üm, doğruyum, çalışkanım diye söylerseniz olmaz. Yani onun için aslında bu birbirini bütünleyen ama aynı amaca doğru götüren adımlar. O amacı da biraz önce ifade ettim. Evet. Bizi farklılaş, yani hak veriyoruz sözüyle bizi bölüştürüyorlar. Bunu geçenlerde sizin haberinizde de vardı. Hani Orta Doğu'da 5 ülkeden 14 ülke çıkarmaya yönelik bir harita yayınlanmıştı. Evet. İşte bu Türkiye için bu harita yayınlanmaz ama Türkiye'de belki 10 tane 20 tane ülke çıkarmayı planlıyorlar. Dolayısıyla çünkü 22 ülke, 5 ülke değil Büyük Ortadoğu Kürtleri'nin sınırları içerisinde, 22 ülke var ve Türkiye'de var. 5 ülkenin haritasını öğrendik. 5 ülke 14 ülkeye çıkıyor. Türkiye'yi de eğer siz 4 parçaya, 5 parçaya, 10 parçaya bölmek istiyorsanız, önce bu bölgede yaşayan insanların birbirinden çok farklı olduğunu, bir arada yaşamaması gerektiğini, herkesin kendi hakkını elde etmesi gerektiği vurgusunu yapacaksınız. Bu konuda yasal düzenlemeler yapacaksınız. İnsanların ta eğitimden, en temel eğitimden itibaren insanların kafasına bunları yerleştireceksiniz. Yeri geldiğinde Suriye gibi yapmak istediğinizde taraflar, paramparça olmuş gruplar hazır olmuş olacak. Sadece bir fitil yetmiş olacak. İşte bütün bu adımlar bir fitille milleti birbirine düşürecek bölünmeyi beyinde, hukukta, sosyal planda bölünmeyi sağlayacak. Daha sonra da belki fiil ya da tamamen resmi bölünme ya da savaş, bir insanların birbirine savaşması aşaması kalmış olacak ki o aşamadan sonra geri dönüş çok daha zor. Şimdi Sayın Önder, sizleri artık bırakacağım ama sizlerden ayrılmadan önce, hani o bürokratik açıklama olarak ifade edilen yetkilimizin Sayın Çelik'in ağzından çıkan soruyu sizlere de sormak istiyorum. Şimdi Sayın Çelik diyor ki, bir öğrenci her gün ben Türk'üm demek zorunda mı?
Şimdi ben de aynı soruyu size soruyorum, bu bürokratik açıklamayı. Bir öğrenci her gün ben Türk'üm demek zorunda mı? İşte bunu Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, bu cümleleri zorla söyleyen veya söylediğimi düşünen insanlar bence bu cümleyi kullanabilir. Eğer gerçekten böyle bir aidiyet problemi yoksa kişinin, ben Türk'üm demekten gurur duyar. Bunu söylerken de zorundayım, söylemek zorundayım diye düşünmez. Ama eğer bir problemi varsa Türklükle, o zaman zorunda hisseder. Onun için ben Türk milletinin, bu coğrafyada yaşayan Türk milletini kastederken artık öyle bir noktaya geldi ki Türk milleti 36 farklı etnik gruptan biriymiş gibi insanlara maalesef algılatıldı. Türk milleti derken Türkiye'de yaşayan Müslüman olan milletin tamamı. Ben %90'ının, 99'unun hatta Türk'üm, doğruyum, çalışkanım derken, o andımızı okurken hiç de zorlanmadığını tamamen içselleştirerek ve gururla, o hepimiz bu yollardan geçtik, okullarda söyledik, gururla okuyordur. Ama işte o %1'lik grup belki hiçbir zaman bu aidiyet duygusunu hissetmediği için zorlanmıştır. Şimdi sorulduğu zaman söylemek zorunda mıyım diyordur. Evet. Çok teşekkürler Sayın Önder. Özellikle halkların ayakta durmaya gayret ettiği ve aidiyet duygusuyla ulus devletlere daha çok bağlandığı, kendi kültürüne daha çok bağlandığı bir dönemde Türk'üm demenin de ne demek olduğunu izah ettiniz bizlere. Sağ olun. Enflasyon rakamları açıklandı. Eylül'de TÜFE %0.77, ÜFE %0.88 oranında arttı. Yıllık TÜFE %7.88'e yükseldi. Sayın seyirciler, enflasyon rakamlarına kameralarımızı çevireceğiz Meltem Ana Haber'de. Ancak önce Avrupa Birliği'ne dair bir başka bürokratik açıklamaya geçiyoruz. Bir başka siyasi açıklamayı gündem etmek istiyoruz. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış Brüksel'de ilginç açıklamalarda bulundu. Açıklamalar bir o kadar da çok derindi. Sayın seyirciler, 16 Ekim'de açıklanacak ilerleme raporunun olumsuz olacağını ifade eden Egemen Bağış, rapora karşı olumsuz da olsa verecekleri karşılığın 5 günlük bir suskunluk olacağını söyleyerek derin bir açıklama yaptı. Avrupa Birliği Bakanı ve baş müzakereci Egemen Bağış, Brüksel'deki temaslarının ardından basın toplantısı düzenledi. 16 Ekim'de açılacak Avrupa Birliği Türkiye ilerleme raporuna değinen Bağış şöyle konuştu. Ben bu seneki ilerleme raporunun oldukça olumsuz ve eleştirilerle dolu olacağıyla ilgili endişelere sahiptim. Hatta duyumlara sahiptim. Ama Sayın Başbakanımızın ilan ettiği demokratikleşme paketinin gerçekten buradaki havayı çok farklı bir şekilde değiştirdiğini ve raporun belki de bugüne kadar yayınlanan ilerleme raporları içerisindeki en objektif raporlarından biri olacağına dair sözlü güvencede aldık. Egemen Bağış, olumsuz çıkacak rapora karşı verecekleri karşılığınsa 5 günlük bir suskunluk olacağını söyledi. 16 Ekim günü yayınlanan rapora 21'ine kadar kimse içeriğiyle ilgili tepki vermesin. Bu da Türkiye'nin tepkisi olsun. Bağış, basın toplantısında Avrupa Birliği'nin akıl tutulması içinde olduğunu da söyledi. Son 10 yılda Avrupa Birliği Rusya ile 12 zirve gerçekleştirmiş. Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Japonya ile de 6'şar zirve gerçekleştirmiş. Ada ülkelerle son 10 yılda sadece bir zirve gerçekleşmiş. Ama Avrupa'nın bu içine düştüğü akıl tutulmasından kurtulması için de bu rakamların kendileri için de herhalde uyandırıcı bir etkisi olacağını tahmin ediyorum. Enflasyon rakamları açıklandı. Eylül'de TÜFE %0.77, ÜFE %0.88 oranında arttı. Yıllık TÜFE %7.88'e yükseldi. Evet sayın seyirciler, şimdi de Türkiye'deki Eylül ayı enflasyon rakamlarına kameraları çevireceğiz. Türkiye'deki diyoruz, daha sonra Rusya ekonomisine yine ele alacağız. Sayın seyirciler, Eylül ayı enflasyon rakamları ülkemizde açıklandı. Resmi verilere göre Eylül'de enflasyon TÜFE'de %0.77, ÜFE'de ise %0.88 oranında arttı. Ekonominin en büyük sorunlarından biri olan enflasyon yükselen seyrini sürdürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Eylül ayında tüketici fiyatları endeksi TÜFE %0.77, üretici fiyatları endeksi ÜFE ise %0.88 oranında arttı. Yıllık bazda ise tüketici fiyatları endeksi %7.88'e yükseldi.
TÜFE'de ana harcama grupları itibariyle Eylül ayında en yüksek artış %1,99'da ulaştırma grubunda oldu. Yıllık en yüksek artış ise %15,69'da alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Eylül ayının zam listesine gelince, Eylül'ün zam şampiyonu fiyatı %32,91 artan Charleston biber oldu. Charleston biberi fiyatı %31,64 artan patlıcanla, fiyatı %23,25 artan salatalık izledi. Fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler ise %19,28 ile Antep fıstığı, %8,51 ile özel üniversite ücreti, %7,06 ile çocuk sweatshirt'ü, %6,78 ile yumurta, %6,51 ile badem içi, %5,97 ile LPG dolum ücreti ve %5,92 ile okul çantası oldu. TÜİK verilerine göre geçen ay fiyatı en fazla düşen ürünlerin başında kuru soğan geldi. Eylül'de kuru soğanın fiyatı %19,77 azaldı. Elektrik faturaları nasıl şişiyor? Enerji Bakanı Taner Yıldız vergiler ve diğer masrafları sıraladı. Elektrik faturaları neden yüklü geliyor? Harcadığımız enerjinin bedelinden ziyade vergiler ve diğer masraflar cepleri yakıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Meclis Genel Kurulu'nda bu maddeleri tek tek sıraladı. Yapılarak... Özelleştirme sürecindeki elektrik işletmelerine dair Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'a kritik sorular yöneltildi. Meclis Genel Kurulu'ndaki sözlü soru önergesine Bakan Yıldız detaylı cevaplar verdi. Türkiye'de toplam elektrik abone sayısının 34.135.263 olduğunu kaydeden Enerji Bakanı, faturaları şişiren maddeleri tek tek saydı. 21 elektrik dağıtım şirketi tarafından abonelere yansıtılan perakende satış hizmeti sayaç okuma bedeli 180 milyon lira civarındadır. 2013 yılı Haziran ayı için ortalama bir mesken tüketicisi %60'lar civarında enerji bedeli, %12,2'ler civarında kayıp kaçak bedeli, %6 dağıtım bedeli, %7 sayaç okuma bedeli, yine %1,2 perakende satış hizmet bedeli, %1,8 de iletim bedeli, %7 enerji fonu, %1,4 TRT payı, %3,5 elektrik tüketim vergisi ve %15,3 katma değer vergisi olarak paylaştırılmaktadır. Rusya'ya milli ekonomi modeli dalgası. Milli ekonomi modeli uygulandı, ekonomi zirve yaptı. Gurbetçi Türkler ülkedeki değişimi anlattı. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş'ın geçtiğimiz Şubat ayında Rusya Parlamentosu Duma'da yaptığı milli ekonomi modeli sunumunun yankıları sürüyor. Modeli 2006 yılından bu yana kalkınma programlarını alan Rusya'nın ekonomisi dünyanın zirvesine yerleşti. Milli ekonomi modelindeki vatandaşlık maaşı ve doğum ikramiyesi gibi projeleri hayata geçiren ülke adeta güllük gülistanlık oldu sayın seyirciler. Bu ülkedeki değişimi, Rusya'daki değişimi Türkiye'ye gelen gurbetçiler, orada yaşayanlar bakın nasıl anlatıyor. 27 Şubat 2013 Rusya ekonomisi için milat oldu. Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydarbaş, Rus Meclisi Duma'da kendisine ait milli ekonomi modeli hakkında sunum yaptı. Piyasada olması gereken para... 2006 yılında milli ekonomi modelini kalkınma programına alan Rusya, bu sunumun ardından modeli her yönüyle uygulamaya başladı. Modelin Rusya'nın ekonomisine ve sosyal yaşamına gözle görülür etkileri oldu. Oradan evliye, oradan... 6 yıldır Rusya'da yaşayan Saadettin Özcan Teber çifti, milli ekonomi modelinden duydukları memnuniyeti dile getirmek için Bağımsız Türkiye Partisi İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Gurbetçi çift, burada il başkanı Adem Birinci ile görüştü. Haydar Baş Bey geldiğinde işte onun modelini uyguladıklarında bu memleketin şeyi düzeldi, yani ekonomisi de düzeldi, milletin yaşantısı da düzeldi. Rusya'nın canlanmasında milli ekonomi modelinin içerisinde yer alan projelerin hayata geçirilmesi büyük rol oynadı. Örneğin çocuk parası. Rusya'da Mart ayından bu yana her doğan çocuk için ailesine ikramiye veriliyor. İlk doğan çocuğa sütünü, bezini, bakımını onu veriyor. Ondan sonraki ikinci çocuğa 15 bin dolar para veriyor. Üçüncü çocuğa da şehirden arsa veriyorlar. Doğum ikramiyesi projesinin ardından Rusya'da doğum oranları 4'e katlandı.
Şimdi nüfusu azalıyordur Rusya'nın. Her sene 10 bin falan nüfus azalıyordu. Hatta çocuk bile yapılmıyordu desem yeri var. İşte o teşviği başlayınca Haydar Beşbey'in söylediği o teşvik başlayınca artık bir bakıyorsun artık biri yanında biri de arabanın içinde herkes ikişer üçer tane 3-4 senedir çocuk yapmaya başladılar. Rusya'nın uyguladığı tek proje doğum ikramiyesi değil. Profesör Doktor Haydarbaş'ın milli ekonomi modelinde yer alan vatandaşlık maaşı projesi de hayata geçirildi. Rusya'da genç, yaşlı, kadın, erkek herkes vatandaşlık maaşı alıyor. Şu anda benim yaşım 65'i doldurduğu için bana bile maaş bağladılar. Şimdi bana bile maaş veriyor. Hanıma veriyorlar, bana veriyorlar. Ben hiç çalışmadım o memlekette. Bir kuruş, bir günde prim yatırmadım, bir şey yapmadım halde. Bana bile vatandaşlık veriyorlar. Veriyor. Vatandaşlık maaşı. Hem de vatandaş da olmadık. Daha biz oturumla kalıyoruz orada. Gurbetçi Teber çifti, Rusya'da yaşanan bu olumlu tablonun Türkiye'deki insanların da hakkı olduğunu söyledi. Rusya bunu Haydarbaş'ı dinleyerek bu işi başardı. İnşallah Türkiye'ye de bu şans gelir. Onu da Türkiye'ye de bu nasip olur da millet de rahat eder inşallah. Myanmar'da Budist vahşeti. Arakan'da Müslüman köyleri yakılıp yıkıldı. 200 ölü. Sayın seyirciler, Rusya'daki, Türkiye'deki ekonomiye değindik. Şimdi de Amerika Birleşik Devletleri'ne kameraları çevireceğiz. Ülkede krize neden olan sağlık reformu yasası tartışılıyor. Tartışmalar aldı başını gidiyor. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'da bir araya geldi. Ancak taraflar yine uzlaşı sağlayamadı. Şayet kriz aşılamazsa ABD vatandaşlarını ve ekonomisini 17 Ekim'de kara bir tablo bekliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre krizi tırmanıyor. Kongrede cumhuriyetçilerin yeni bütçeye onay vermemesi sonucu yaşanan çıkmaz aşılamıyor. Görüş ayrılığı sonucu hükümet kepenk indirmişti. Yaklaşık 1 milyon kamu çalışanı bu hafta başından itibaren ücretsiz izne çıkarıldı. Endişeli bekleyiş sürerken Beyaz Saray'da kritik bir toplantı gerçekleşti. Bütçeye onay vermeyen cumhuriyetçilerle demokratlar bir araya geldi. Ancak toplantıda uzlaşı sağlanamadı. Cumhuriyetçi kanat Obama müzakereyi reddetti diyerek başkanı suçladı. Taraflar sağlık reformu konusunda anlaşamıyor. Cumhuriyetçiler Obama'nın reformda değişiklik yapmasını istiyor. Ancak Obama yönetimi bu değişikliğe sıcak bakmayıp yeniliğin aynen kendilerinin hazırladığı gibi kongreden geçmesini talep ediyor. Krizin aşılamaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri'ni daha kötü günler bekliyor. Ülkede asıl tehlikenin 17 Ekim'de başlayacağı öngörülüyor. Zira ABD o tarihte borçlanmada üst sınırı görecek. Eğer uzlaşma sağlanamazsa borçlar ödenemez hale gelecek. Halen 16.7 trilyon dolar seviyesinde bulunan borçlanma üst sınırının 1.1 trilyon dolarlık artışla 17.8 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Myanmar'da Budist vahşeti. Arakan'da Müslüman köyleri yakılıp yıkıldı. 200 ölü. Myanmar'da Müslümanlara yönelik Budist vahşeti terörü devam ediyor. Arakan eyaletinde yeraltı zenginlikleri ve tarım alanları ele geçirilmek istenen Müslümanlar yakılarak katlediliyor. Kalabalık Budist çeteler köyleri basarak evleri ateşe verdi. Son bir haftada en az 200 kişi hayatını kaybetti. Burma, Birmanya, diğer bir adıyla Myanmar'da Müslüman kıyımı sürüyor. Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Arakan bölgesine yine devlet destekli Budist çeteler saldırdı, köyler yakıldı, yıkıldı. Baskınlarda onlarca Müslüman diri diri yakılarak canlarından edildi. Saldırganların yaklaşık 1000 kişi olduğu belirtildi. Bölgedeki görgü tanıkları katliamlar yapılırken polisin olayları izlemekle yetindiğini ifade etti. Köylüler Budistlerin baskıları sebebiyle evlerine giremiyor. Birçok Müslüman öldürülme korkusuyla ormanlık alanlara kaçtı. Katliamdan devlet başkanı Thein Sein sorumlu tutuldu. Sein, 2 yıldır süren çatışmaların dinmesi için yeteri kadar çaba sarf etmemekle eleştiriliyor. Arakan bölgesindeki baskınlarda son bir haftada 200'den fazla Müslüman katledildi. Binlerce Arakanlı evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Myanmar 7 eyaletten oluşuyor. Arakan ya da diğer adıyla Rakhine de bunlardan biri. Kuzeybatı sınırı boyunca uzanan bu eyalette milyonlarca Müslüman bulunuyor. Müslümanlar ülke nüfusunun %20'sine sahip. Arakan, zümrüt, yakut, petrol, pirinç ve kereste zengini bir eyalet. Irkçı katliamların temelinde de bu zenginlikler yatıyor. Ülkede son 3 yılda yüz binlerce Müslüman öldürüldü. Dünya Müslümanları ve Batı bu insanlık ayıbına sessiz kalıyor. Afrikalı mültecilerin umuda yolculuğu yine hüsranla son buldu. İtalya açıklarında içinde 500 kişinin bulunduğu tekne battı. En az 200 kişi hayatını kaybetti. Somali ve Eritreli mültecilerin umut yolculuğu İtalya'nın güneyinde ölüm yolculuğuna döndü. Lampedusa adası açıklarında kaçak göçmenleri taşıyan bir teknenin güvertesinde yangın çıktı. Alevler büyüdü, tekne kısa sürede alabor oldu. Teknede bulunan 500 mülteci için denizin ortasında hayatta kalma mücadelesi başladı. Batan tekneyi gören balıkçılar sahil güvenlik birimlerine haber verdi. Yüzlerce insan denizde saatlerce kurtarılmayı bekledi. 150 mülteciyi İtalyan sahil güvenlik birimleri kurtardı. Geride kalan 350 kişiden en az 200'ünün hayatını kaybettiği tahmin ediliyor. Hayatta kalanların şok geçirdiği ve çoğunun vücut sıcaklıklarının düşük olduğu açıklandı. İtalya açıklarında son 10 yılda 6200 Afrikalı kaçak mülteci hayatını kaybetti. Şimdi de kutsal topraklardaki manevi havayı ekranlarınıza getireceğiz. Hac farizasını yerine getirmek için kutsal topraklara giden hacı adayları Kabe-i Şerif'e akın etti. İslam dünyasının kalbi Kabe yılın en kalabalık günlerini yaşıyor. Hac görevlerini yerine getirmek için kutsal topraklara akın eden milyonlarca Müslüman Kabe'den bir an olsun ayrılmıyor. Günlerinin büyük bölümünü Kabe-i Şerif'te geçiren hacı adayları vakit namazlarını da cemaatle burada kılıyor. Hacı adayları tavaflarını da birlikte yapıyor. Yüz binlerce Müslüman aynı anda Kabe-i Muazzama'yı tavaf ediyor. Tavaf sırasında ortaya çıkan mahşeri kalabalık seyrine doyulmaz görüntüler oluşturuyor. Hacı adayları Kabe'nin önünde edilen dualara da kutsal toprakların verdiği manevi azla hep birlikte amin diyor. Hayallerini gerçekleştirip kutsal topraklara giden hacı adayları Arafat vakfesini iple çekiyor. Bu haberimizin ardından bültenimizin sonuna geldik. İyi akşamlar.